Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Dünya'nın Haberi programında birlikteyiz. Bugün bir özel röportajla karşınızdayım. Fotoğrafta solda gördüğünüz isim Emin Gürsirer, Profesör Emin Gürsirer. Cornell Üniversitesi'nde çalışıyor şu anda. Kendisi dünya çapında blockchain tarzı teknolojilerde yani dağıtık veri tabanı teknolojilerinde ve kriptolojide bilgisayar bilimlerinde uzman, önde gelen isimlerden bir tanesi. Tabii böyle bir ismin Türkiye'den çıkmış olması bizim için gurur verici. Kendisi Robert Kolej'de eğitimini bitirdikten sonra 1989'da Amerika'ya gidiyor. Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Washington Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Ve 2001 yılından beri de Cornell Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor bu alanlar üzerinde. Yani Cyberpunk hareketinin Bitcoin öncesi kripto paralar üzerinde yaptığı çalışmalar döneminden beri bu konular üzerinde çalışan bir isim. Emin Gürsirer'in başında olduğu uluslararası bir ekip Avalanche isimli yeni bir konsensüs yani uzlaşma teknolojisi geliştirdi. Hatta buna yeni bir dağıtık veri tabanı teknolojisi de diyebiliriz. Yani yeni bir tür blockchain gibi, Hashgraph gibi ya da IOTA'nın kullandığı Tangle gibi yeni bir tür dağıtık veri tabanı teknolojisi diyebiliriz. Hem bu Avalanche üzerinde konuşacağız hem de bu Avalanche üzerine kurulmuş yine aynı takımın bir projesi olan Ava kripto parası üzerine konuşacağız. Zannediyorum siz de ilginç bulacaksınız. Emin Gürsirer kripto para dünyasında, blockchain ve benzeri dağıtık veri tabanı teknolojileri dünyasında çok bilinen bir isim. İşte zaman zaman tartışmalara da konu oluyor. İşte kendisi Bitcoin teknolojisini eski buluyor. Ve o yüzden Bitcoin ile o teknolojiyi savunanlarla kendisi arasında zaman zaman Twitter üzerinde tartışmalar yaşanıyor. Tabii Bitcoin mutlaka bu konuda en eski teknoloji. Çünkü blockchain biliyorsunuz bu alanda ortaya çıkmış ilk teknoloji. Ama örneğin mesela altın da çok eski bir teknoloji. Kimi görüşe göre altın para 2600 yıllık bir teknoloji, kimi görüşe göre 5000 yıllık bir teknoloji ama hala çok önemli bir yer tutuyor finansal sistemi içinde. Hatta bazı değerlendirmelere göre merkez bankalarında da taban rezerv oluşturduğu için finansal sistemin temelini oluşturuyor. Bu konuların haricinde Emin Bey son derece mütevazi, çalışkan ve işini başarıyla yapan bir isim ve onunla bu röportajı yapmaktan da memnun oldum. Kendileri İstanbul'da bu Ava Coin'in bir buluşmasını düzenlemişlerdi. Bir meetup'ını düzenlemişlerdi. Beni de oraya davet ettiler. Ve ben de Emin Bey'le bir özel röportaj yapma fırsatı buldum. İsterseniz birlikte önce bu röportajı dinleyelim. Daha sonra da röportaj sonunda kısa bir değerlendirme de yapacağım. Konuştuğumuz konular hakkında. Biraz sizden bugün anlatmanızı isteyeceğim. Yani bildiğim kadarıyla Avalanche şimdi bir protokol. Evet. Aynı zamanda Ava kendisi bir para birimi, bir coin olarak geliyor. İkisi farklı şeyler. Tabii. Avalanche anladığım kadarıyla kripto para dünyasında blockchain teknolojisi başladığından beri ne diyelim bir kilometre taşlarından bir tanesi oluyor şu an. Bir onu bir önce bize anlatır mısınız? Yani nedir Avalanche'ı özel kılan ve kilometre taşı yapan? Tabii. Şimdi kripto para dediğimiz şeyin temelinde yatan teknoloji konsensüs protokolü dediğimiz anlaşma protokolü. Bu anlaşma protokollerinin amacı bir grup bilgisayarın hepsinin aynı anda aynı hesabı tutmalarını sağlamak. Gayet basit gibi gözüken bir şey aslında ama gayet zor. Neden zor? Diyelim çok sayıda bilgisayarınız var. Ve o bilgisayarda ürün arasında bir takım şeyler olmaktı. Satışlar, alımlar vesaire olmaktı. Bunların hesabını tutmak için hepsinin aynı anda aynı şeyi söylemesini sağlamak için bunu eşin zamanlı bir şekilde çalışır hale getirmemiz lazım. Bu gayet zor. Ve özellikle internet gibi açık ortamda sisteme katılan bilgisayarların ne yapacağı belli olmadığı için, Bizans oyunları yapabilecekleri mümkün olduğu için problem iyice zorlaşmaya başlıyor. Bu problemi ilk tanımlayan araştırmacılardan bir tanesi bir Türk hocamız. Maalesef rahmetli oldu 5 sene kadar önce.
Ama bu generaller problemi diye başlıyor. Evet. Diyelim bir sayıda bir grup generaliniz var ve hepsinin aynı anda savaşa gitmesi lazım. Bir tanesi geride kalırsa savaşı kaybedeceksiniz. Onların aralarında anlaşıp işte yarın sabah sefere çıkıyoruz demeleri lazım. Bu problemi ilk iki general problemini tanımlayan bir Türk hocamız var. Daha sonra bunu Bizans generalleri problemi diye geliştiren hocalarımız oldu. Yaklaşık 45 senelik bir geçmişi olan problem bu. Bilgisayar alanında, dağıtık sistemler alanında bilinen en temel problem. Ve her şeyin altında yatıyor. Bugün mesela Gmail'e girdiğiniz zaman nereden girerseniz girin hep aynı Gmail'i görüyorsunuz. Onu sağlayan şey işte bu anlaşma protokolü, konsensüs protokolü. Peki bu 45 senelik tarihçesi olan dağıtık sistemler alanında o 45 sene boyunca ne yapıldı? Yapılan her şeyi, geçen seneye kadar yapılan her şeyi iki ana başlıkta toplamak mümkün. Bir tanesi klasik çözümler dediğimiz, klasik protokoller dediğimiz protokoller. Bunlar da genelde ne yapılıyor? Küçük sayıda bir insanı biz temsilci gibi seçiyoruz. Meclis kurar gibi. Onlara bırakıyoruz biz. Siz hesabımızı siz tutun. İşte kimin ne kadar parası var. İşte yarın sabah sefere mi çıkılıyor, çıkılmıyor mu? Onları o meclis karar versin. Bu meclisli çözümler çok hassas, çok kolay kırılgan, çok kolay bozulan çözümler. Neden? Çünkü mecliste her an için kimi seçtiğimizi bilmemiz lazım. İşte kim öldü, kim kaldı, kimin yerine kim geldi. Bu tip konularda bir anlaşmazlık olduğu zaman protokoller çöküyor. Ve bunu zaman zaman da yaşıyoruz. Hani Facebook'un Face'in tamamen çöktüğü günler de oluyor bazen. Amazon'un tamamen çöktüğü günler de oluyor. Bunların temelinde bu protokollerin kırılgan olması yatıyor. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Satoshi Nakamoto isimli arkadaş, kimse artık, baktı bu şeye, alana ve dedi ki bakın ben bir para sistemi kurmak istiyorum. Buna saldırmak isteyen çok insan olacaktır. Devlet de saldırır, işte para kazanmak isteyen adam da saldırır, hacker de saldırır. Ona dayanabilecek bir sistem kurmam lazım ve bugüne kadar yapılan, son işte 35 yıl içerisinde yapılan, işte 10 sene evveldi, ondan önceki 35 yıl öncesinde yapılan protokollerin hepsi klasik. Ve bu klasiklerin hepsi çok kırılgan, uygun değil dedi. Ve onun üzerine bir Bitcoin'in kullandığı protokolü geliştirdi. Bu protokol gayet güçlü bir protokol. Bozması çok zor. Ama çok enerji tüketen bir protokol. Temelinde madencilik dediğimiz bir şey yatıyor, sistem yatıyor. Bu protokol çok ilginç. Şimdi ne oldu? Bu ilk klasik protokolleri çözen hocalarımız, iki tane bunlar. İkisinin de Turing ödülü var. Alanımızdaki en yüksek ödülü aldılar. Satoshi geldi. Satoshi'nin kim olduğunu bilmiyoruz ama Satoshi'nin 1 milyon Bitcoin'i var. 10 milyar doları var. Bu bayağı önemli bir problem. Bu problemi çözen, çözmek gayet zor bir şey. Ve geçen seneye kadar iki tane çözümü vardı bunun. Bunlardan bir tanesi enerji tüketmiyor, hızlı, güzel ama çok kırılgan. İkincisi acayip enerji tüketiyor ve yüksek sayılara çıkamıyor. Mesela Bitcoin'e baktığınız zaman saniyede ancak 3 tane transaction şey yapabiliyor. Sadece 3 tane alım satımın hesabını tutabiliyor. Çok küçük sayılar bunlar saniyede. 3 tane ne demek? Bugün bir Migros'a gitseniz cumartesi günü karşınıza çıkacak şey saniyede 3'ün üzerindedir. Hani Migros'ları toplasanız ki hani o hızda hani dünya sistemine tehdit oluşturmak mümkün değil. Çok daha yüksek sayılar lazım. Visa sistemi mesela, Visa kredi kartı sistemi saniyede 2000 ila 5000 arasında transaction yapabiliyor, ölçekleyebiliyor. Geçen sene olan şey bu Avalanche dediğimiz projenin ortaya çıkmasıydı. Bu bizim alanımızda büyük bir olay. Sadece 3. defa oldu. 45 sene içerisinde 3 defa oldu. Ve Avalanche'i diğer her şeyden farklı kılan özelliği çok ölçeklenebiliyor olması, çok çok yüksek sayıda kullanıcıya ulaşabiliyor olması, yüksek saniyede çok sayıda alım satımı yapabiliyor, işleyebiliyor olması. Ve bütün bunları yaparken Bitcoin'den de çok farklı olarak madenciliğe hiç yer vermemesi, elektrik tüketimini en azda tutması. Yani öyle ki diğer klasik ve Nakamoto'nun en iyi iki kısmını aldı ve onun üzerine bir de ölçeklemeyi gerçekleştirdi. Çoğu insanın bu olmayacak, olması mümkün değil dediği bir şeydi bu. Hani bildiğiniz gibi vizayla yapamayacağız, aşık atamayız diyordu Bitcoin'ci programcılar.
vizeye asla ulaşamayacağız, biz başka yerlerde çözüm aramalıyız falan derlerken bir anda Avalanche çıktı. Saniyede işte on binlerce transaction'ı işleyebileceğini gösterdi. Gayet ilginç bir şey. Avacoin'i bu protokolle çalışacak olan para birimi olacak anladığım kadarıyla. Onun hikayesini de anlatır mısınız? Yani nasıl başladınız ve şu anda ne durumdasınız? Tabii ki. Bu Ava'yı biz geçen Şubat ayında başladık Ava projesinin üzerinde çalışmaya. Andreessen Horowitz, Polychain, Metastable gibi Silikon Vadisi'nin en tanınmış yatırımcılarından küçük bir miktar seed yatırımı aldık. Seed nedir? Tohum yatırımı aldık. Oradan sonra da işte bugüne kadar neler oldu? Önce bir testnet dediğimiz bir testnet açılımı yaptık geçen Mayıs ayında. Şimdi halka açık testneti açmak üzereyiz. Ve bu arada da beklenenin üzerinde bir hız göstererek Ethereum denen coin'i tamamen Ava'nın içinde çalışır hale getirdik. Ve bunun üzerinde de geçen hafta Osaka'da, Japonya'da en büyük Ethereum konferansında açıkladığımız bir Ethereum diye bir sistem kurduk. Orada da yapacağımız şey, uzun zamandır Ethereum hani nasıl ölçeklenecek, nasıl hızlanacak falan konuşuluyordu. Ölçeklenme planı 2020 senesinin sonuna kadar da sarkmıştı. Biz çıktık ve çok yakın zamanda bunu yapar hale geldik. Ethereum'un üzerinde, işte Ethereum'un içinde olan her şeyi Ethereum'un içine alacağız. Ava'nın üzerinde Ethereum kurulu. Onun içerisinde de hani Ethereum'da ne varsa Ethereum'un üzerine alacağız. Onu... Ve ölçeklenebilir olacak. Evet, çok aynen. Yüksek sayılarda işlem hacmi yapabilecek. Aynen. Peki Avacoin'de biraz daha derinleşelim istiyorum. Tabii ki. Avacoin öncelikle mesela şeyi nasıl olacak? Supply politikası, yani bu para biriminin arzı politikası, üretimi politikası nasıl olacak? Bu bir sınırlı bir para birimi mi olacak? Yoksa zaman içinde enflasyonla sürekli artan bir para birimi mi olacak sayı olarak? Veya tam tersine deflasyonist, böyle zaman geçtikçe dolaşımdaki miktarı azalan bir para birimi mi olacak? Ava stabil bir para birimi olacak. Şeyden kasıten ne deflasyonist ne inflasyonist olmasını planlıyoruz. Şey sayısı, arz edilecek olan coin sayısı sabit. Ama zaman içerisinde coinlerin kaybolduğu bir gerçek. Hani insanlar cihazlarını kaybettikçe, anahtarlarını kaybettikçe coin sayısı gittikçe azalıyor. Onu kompanse etmemiz lazım. Onu kompanse etmek için de hani diğer coinlerin yaptığı bir tail emissions denen, kuyruk atımı denen bir olay var. O kayıp coinleri yerine getirecek şey. T'li bir kelime, Türkçesi olacaktı bunun. Tedarik edecek şekilde, o kaybı tedarik edecek şekilde bir hızla üretmeyi planlıyoruz. Ama Ava'nın çok ilginç 3 farklı olayı var, 3 farklı özelliği var. Diğer coinlerden tamamen farklı kılan. Birincisi Avalanche'ın üzerinde kurulu, çok daha hızlı, çok daha ölçekli. Bu bayağı ilginç bir şey. Ava'da birebir katılımcı olmak mümkün. Hani bugün şimdi Bitcoin'e katılmak istiyorum diyorsanız kolay gelsin. Önce bir Çin'e gitmeniz lazım. Çin'den gidip madencilik cihazlarını satın almanız lazım. Alabiliyorsanız, ki onları da alması kolay değil. Sonra ucuz elektrik bulmanız lazım vesaire vesaire. Orada Bitcoin'de söz sahibi olmak çok zor bir şey. Ava'da söz sahibi olmak için yapmanız gereken tek şey Ava edinmek ve sisteme katılacak bir bilgisayar bulmak. Hemen hemen herkesin yapabileceği bir şey. Yani üst düzey, işte bu ASIC miner falan dedikleri gibi çok yüksek performans gösteren bilgisayarlara ihtiyaç olmayacak. Yok, asla. Hatta cep telefonundan dahi katılabiliyor olmanızı ümit ediyorum. Bu ilk, yani bu sene olmayacak bu, ama ileride o seviyeye geleceğimizi ümit ediyorum. Harika. Bu duyulmamış bir şey. Başkalarının yapmayı çok istediği bir şeydi. Ama diğer protokollerle yapması çok zor. Ama Avalanche o kadar şey ki, hızlı bir protokol ki, onu şeylere, cep telefonları gibi düşük kabiliyetli cihazlarda çalıştırmak mümkün. Bu bir. İkincisi, Avalanche'in ağ modeli farklı. Diğer her coin'in ağ modeli bildiğiniz gibi tek bir ağ üzerine çalışıyor. Bitcoin var, bir de Bitcoin ağı var. Bitcoin ağını kimler oluşturuyor? Siz, biz vesaire, yani kim katılmak istiyorsa sisteme. Bu ağın ne yapıyor, ne yapacak belli değil. Neden? Çünkü tamamen gönüllülerin hani canı gönlünden kopup da ortaya koyduğu
cihazlarla çalışan bir sistem. Bunun üzerine gidip de ikinci bir katman kurmak büyük bir hata olur. Siz diyelim mesela bir Siemens'siniz, bir BMW'sünüz. Bitcoin'in üzerine gidip de bir şey yapmaya kalkışsanız altınızda ne yatıyor ondan emin değilsiniz. Yani benim sizin Hüsamettin'in cihazlarının üzerine şey kurmak, katman katman sistem kurmak hatalı olur. AVA'da nasıl çalışıyor bu? AVA'da tek bir coin ve tek bir ağ yok. AVA coin'i var, o doğru. AVA ağı var, aynı Bitcoin gibi, o da doğru. Ama AVA'nın üzerinde kurulup birçok coin olacak. Ve bu her coin'in kendine has bir ağı olması mümkün. Ve o coin'leri ağa şey yapan, ekleyen arkadaşlar, ekledikleri an kendi ağlarına hangi nodların katılacağını da belirleyebiliyorlar. Mesela ne demeleri mümkün? Bakın, ben hani herkesin katılmasını istemiyorum, benim ağıma katılacaksanız herkesten 10 kat daha fazla RAM'a ihtiyacınız olması lazım. Bunu demesi mümkün. Veya katılacaksanız Türkiye içinde olmanız mümkün. Olmanız gerekli, pardon. Beyaz listeye uygun davranmanız gerekli. Veya kara listeye uygun davranmanız gerekli. Veya Amerika içinde, Amerika dışında vesaire, Avrupa Birliği içerisinde dışında olmanız gerekli. Veya bono gibi. Veya bono gibi bir şey koymanız, bir miktar para koymanız lazım ki hata, yani sisteme katılmak için öyle bir katkınız olması lazım. Bunları demeleri mümkün AVA'nın üzerinde coin kuran arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi nedir? Bunu yaptığımız an şeyin altında, coin'in altında yatan altyapının legal, hukuksal bir tabanı oluyor. Ve hukuksal tabanlı ilk coin bizimki olacak. Diğerlerine baktığımız zaman hepsinin altında extra legal dediğimiz kanuni sistemin dışında, yanında farklı bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Ve ondan dolayı kaynaklarında çok sorunlar oluyor. Uzun zamandır bildiğimiz bir şey. Acaba devletler Bitcoin'i çökertecekler mi, kapatacaklar mı, yasaklayacaklar mı? Bitcoin'le normal sistem nasıl interaksiyon yapacak? Bunları belirlemesi çok zor. Ama AVA'nın üzerinde kurulan coin'ler için bunların altyapısını kurmamız mümkün. Mesela Siemens'in gelip şey demesi çok kolay. Bizim sisteme katılacak bilgisayarların şu kabiliyetlere sahip olması, şu şeyleri, kontrata imza atmaları gerekli vesaire demeleri mümkün. Bu ikinci. Üçüncü olarak da AVA'yı farklı kılan şey hükmedilebilirlik. AVA'nın diğer coin'lerden yine farklı olan üçüncü büyük özelliği, şimdi her coin'de olan bazı parametreler var. İşte coin yaratma hızı. Şimdi AVA sabit sayıda AVA olacak ama o sabit sayıya ne kadar zamanda ulaşacağız, ne hızda basacağız. Şimdi bütün diğer coin'lerde bunlar daha önceden belirleniyor. Mesela Bitcoin'de belirlenmiş 21 milyon Bitcoin olacak ve şu hızda basılacak. O hız bazen güzel, bazen çok hızlı bir anda fiyat düşüyor. Bazen çok yavaş fiyat, o zaman yükseliyor. Hadi çok yavaş olduğu zamanlar iyi diyelim ama çok hızlı olduğu zamanlar felaket. Ethereum mesela çok basıyor. Zcash çok basıyor. Gerektiğinden fazla coin basıyor. Ve bunu değiştirmeleri çok çok zor. Çünkü daha önceden yapılmış belli bir kontrat var yani. Belli bir şey var. Ortada yazılmış bir kod var. Onu değiştirmesi çok zor. AVA'da bu tip parametreler tamamen kullanıcıların elinde. Yani Merkez Bankası ortadan kalkıyor. Coin sahibi olan herkes söz sahibi olmaya başlıyor. Herhangi birisinin şey demesi mümkün. Arkadaşlar, coinler çok fazla hızlı üretiliyor. Fiyat düşmeye başladı, biraz yavaşlatalım. Veya yeterince hızlı üretmiyoruz, biraz yükseltelim ki daha fazla staker, katılımcı olsun. Bunları yapmamız mümkün. Peki bu tarz kararları AVA ağına dahil olanların işte oylamasıyla %51 ile mi? Yok, %80. %80. Anayasa değiştirmek gibi olacak. Anayasa değiştirmek gibi. Öyle herkes öyle her dakika başı olmaması lazım. Ve bunlar tabii limitler içinde oynuyor. Hem şey limitleri var, mutlak limitler var. Hani mesela üretim hızı, coin üretim hızı 0 ile 20 arasında olacak. Asla ve asla 20'yi geçemez. Bir anda şey olup da ne bileyim ben %2000'lere falan çıkmış. Limitler içinde oynayabilecek. Oynayabilecek. Artı limitler içinde oynarken de zaman içerisinde de limitleri var. Mesela şu anda yıllık arz hızımız %2 ise %2.2'ye çıkabilir, %1.8'e inebilir 3 ay içerisinde. Ama daha fazla değişemez. Neden? Çünkü hani millet tatile gitsin, gelsin ve geldiğinde ne bulacağını bilsin. Para teknolojisi dediğimiz şey insanlığı sakinlik aşılayan, daha önceden belirlenebilir bir proje, bir sistem olmalı. Yoksa biz hani bizim yaşadığımız koşullar ve son hani ne bileyim Türkiye'nin
son 70 senelik geçmişine baktığımız zaman para politikamız asla bilinebilir bir politika değil. Şimdi Amerika'da öyle hocam. Amerika'da öyle. Önce para yakıyorlardı, faiz arttırıyorlardı, sonra durduk dediler, şimdi para basıyor. Aynen zaten. Şimdi para basıyor, faizler eksikler çıkmaya başladı. Kafası döndü. Diyorlar ki hocam hani bu paraları çekiyordun, o ne zaman yeniden basmaya başladı dedim. Haklısınız yani isyan etmekte. Evet. Peki hocam şey netleştirelim, bu %80 oylama, oy hakkı elinde ava bulundurmaya göre mi, yoksa evet, sisteme üye olan kişi sayısı ya da işte not sayısına göre mi? Elinde ava bulundurmaya göre. Ne kadar çok ava varsa o kadar oy hakkı. Şimdilik öyle. Onu değiştirmemiz aslında mümkün. Onu daha önce düşündük. Ama şu anda ne kadar çok ava varsa o kadar söz hakkı. Peki Coinbase gibi büyük bir borsanın sizi incelemeye aldığını biliyorum, listeleyelim mi diye. Başka benim bilmiyorum var mı öyle borsa sizi şu anda inceleyen. Ve hani olmaz olur mu, elbette ki var. Ne zaman borsalarda görülecek veya bir sistem olarak hani önümüze çıkacak ve işte biz de ona üye olabileceğiz veya satın alabileceğiz? 2020'nin ilk iki ayında diye ümit ediyorum. Bayağı yaklaştık. Sistemin tüm içinde olması gereken özelliklerin hepsi yazılı. Şimdi şu anda bir fundraise yapmaktayım. O fundraise işte ne zaman biter, nasıl olacak, ne yapar onu bilemiyorum ama fundraise'i az biraz toparladıktan sonra kodu halka açacağız. Aynı zamanda da security audit dediğimiz güvenlik taramasından geçmesi lazım. Farklı farklı firmalar, farklı farklı expertler, uzmanlar tarafından. Onları yaptıktan sonra işte Aralık, Ocak, Şubat gibi inşallah hazır olacağız. Bildiğim kadarıyla bir ICO gibi bir şey yapmayacaksınız. İşte bu tip yatırım alırsanız alacaksınız. Ama zannediyorum bir airdrop bayağı mutlaka geniş bir airdrop yapma isteğiniz de elbette vardı. Bu airdrop'u ne zaman planlıyorsunuz? Yani coin çıktıktan sonra ya da çıkma aşamasında mı, ilk girerken mi? Airdrop aşama aşama, kademe kademe yapılacak bir şey. Coin çıkmadan önce bir miktar yapacağız ama coin çıktıktan sonra yine kademe kademe devam edeceğiz. Onu mutlaka yapmamız lazım ki sisteme katılmasını istediğimiz arkadaşlar var. Onların eline küçük de olsa bir miktar işte coin vererek onları sisteme almak istiyoruz. Peki bir sizinle böyle bir şey, ilgili bir şeyler okuduğum zaman hepsinde şöyle bir not görüyorum. Bir çekince görüyorum yazanlarda. Avalanche çok iyi bir protokol. Bunu başka şu anda zaten belli bir pazar payına ulaşmış, markalaşmış başka coinler alacaktır ve avayı geride bırakacaktır diye bir endişe. Olabilir. Mesela IOTA galiba yaptı böyle bir şey değil mi? Yani düşman olarak yaptı demek istemiyorum. Yok yok. Avalanche ortaya çıkar çıkmaz işte Perlin, Bitcoin Cash, IOTA bunların hepsi ilgi göstermeye başladı. Bunlara bir şey diyemeyiz. Gayet güzel. Tabii ki ilgi gösterecekler. Dünyanın en iyi, en ileri teknolojisi neredeyse ona atlamaları en normal şey. Bu bizim için bir şeydir, iltifattır. Sevindiğimiz bir şeydir. Bravo onlara. Bu açık sistemlerde, open source dediğimiz açık sistemlerde teknolojiyi korumanın tek yöntemi, tek gerçek geçerli yöntemi hep en önde olmak, en hızlı inovasyonu yapmaktır. Onun dışında hani patenti şuydu buydu, onlarda da korumaya çalışılabilir ama en doğrusu geliştirmektir. Bakın işte bu AVA projesinin içindeki yaratıcılığa bakın. Bir de gidin bu diğer kopyacıların yaptıklarına bakın. Hani IOTA'nın yaptığı şey, bir tane bir şey var, bir değişken, bir değişken var. O değişkeni işte şu şekilde değiştireceğiz diye. Yani ilk kağıtta yazılı şey o hep .8 olacakken şimdi o .6'dan başlayıp yavaş yavaş .8'e çıkacak falan diyor. Avalanche'ı yeni bir dağıtık veri tabanı teknolojisi olarak tanımlayabilir miyiz? Mesela IOTA kendini öyle tanımlıyor ya da tabii işte Hashgraph öyle tanımlıyor. Tabii ki, tabii ki. Bu Avalanche'da yeni bir teknoloji. Dağıtık veri tabanı teknolojisi. Dağıtık veri tabanı teknolojisi yaptığı şey konsensus o kadar temel bir şey ki onu her şey için kullanırız. Veri tabanlarının genelinde de, dediğim gibi Gmail'in temelinde de konsensus protokolü yatıyor zaten. Avalanche'de o tip şeyleri yerlerde kullanılıyor. Tabii bunlar yapsınlar, kopyalasınlar, bunda bir sakınca yok. Biz o kadar öndeyiz ki bizim ağ modelimiz farklı, yönetim modelimiz farklı. Artı bizim peşinden koştuğumuz ve yapmak istediğimiz şey bu tip coinlerle kafaya tokuşturmak değil ki. Yani IOTA'dan 3 dolar, 4 dolar alıp da zengin olmayacağız biz. Benim yapmak istediğim, AVA ile yapmak istediğim şey Wall Street'e gidip şu anda kripto dünyasında olmayan trilyonlarca dolarlık değeri AVA'nın içine almak.
Onu yapmak için zaten ağ modelimiz farklı, yönetim modelimiz farklı. Street'te yani oradaki trilyonlarca doları İngilizce tabirle cover etmek için yani kapsayabilmek için hangi aşamalardan geçmeyi planlıyorsunuz? Of. Yani çok zor. İlk çok zor aşamalardan geçmeyi planlıyoruz. Neyi hedefliyorsunuz? Mesela oradaki ne bileyim hedge fonları mı kendinize çekmeyi düşünüyorsunuz? İşte emeklilik fonlarını mı? Çok iyi bir soru. Veya bankaları mı? Çok iyi bir soru. Wall Street'i değiştireceksek nereden başlayacağız? Soru bu değil mi? Her yerden başlamak gerekiyor. Mesela soruyu zor yapan şey zaten o. Ne lazım? Bir yandan bir ortada bir market, bir şey olması lazım. Borsa olması lazım. Çünkü hani adam oraya Ava'nın üzerine coin haline getirecek bir şeyi. Onun trade edilmesi, takas edilmesi lazım. Onu nerede yapacak? Ona bir borsa sunmamız lazım. Borsayı sunduktan sonra market maker dediğimiz grupların gelmesi lazım. Alım satım yapan ve şeyleri belirleyen. Piyasayı yapan arkadaşların olması lazım. Ve tabii ki şu anda şeyde kripto şeklinde olmayan değeri kriptoya dönüştürecek arkadaşların olması lazım. Bunların üçünün de aynı anda bir şekilde buluşması gerekiyor. Üçüne de aynı anda hamle ettik şu anda. Ben son yaklaşık 2-3 aydır Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 aydır şeydeyim, Brooklyn'deyim, Wall Street'in yanındayım. Haftada kaç defa Wall Street'e gidip geliyorum. Oradaki bütün player'lar, big player'larla konuştum şu ana kadar. Hepsini şey yapmamız lazım, sıralamamız lazım. Asıl bizim başladığımız nokta, sorumuza tam yanıt vermek gerekirse, hepsi lazım ama bunların arasında en önemlisi bu servise ihtiyacı olan şu anda bilançolarında bir takım değerler olan ama o değerleri paraya değiştirmekte zorluk çeken firmalar. Gidip bakın mesela büyük bankalara, hala 2008'deki çöküşten sonra ellerinde corporate bond dediğimiz, debt instrument dediğimiz hani borç enstrümanları var. Nakite dönüştüremiyorlar, takas yapamıyorlar, yurt dışına satamıyorlar vesaire. Onları yapmak için uğraşmaktayız. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok güzel sorularınız için. Evet arkadaşlar, röportajımızı dinledik. Çok ilginç bilgiler var bu röportajın içerisinde. Öncelikle Avacoin'in belli şekilde limitli bir para birimi olacağını öğrendik. Yani sadece kendi içerisinde teknik nedenlerden dolayı kullanıcıların yaptığı teknik hatalardan dolayı oluşabilecek kayıpları telafi edebilmek için bir çeşit enflasyon uygulayacağını, onun dışında coin adedini, para miktarını arttırmayacağını, yani adeta Bitcoin'e benzeyen bir şekilde sınırlı bir varlık olduğunu söyledi Emin Bey. Yani bunu biraz altın gibi de düşünebiliriz. Altında da biliyorsunuz miktar tamamen sınırlı değil. Çok yavaş bir şekilde artan bir özellik gösteriyor. Fakat şu var, bu tartışmalar bize şunu gösteriyor. İleride insanlar, yani çok yakın gelecekte, zaten şu anda Bitcoin ve diğer bazı kripto paralarla bu iş başlamış durumda. İnsanlar bu klasik merkez bankalarına mahkum olmayacaklar. Yani bugün nedir? Klasik merkez bankacılığında ne oluyor arkadaşlar? Bir ülkede veya dünyadaki etkili bir merkez bankası çıkıyor. Ben şöyle bir para politikası uygulayacağım diyor ki bunu karar verenler de seçilmiş kişiler falan değil. Genelde bankacılık sektörünün veya büyük finans sahiplerinin, büyük sermaye sahiplerinin etkisinde olan kişiler tarafından alınıyor bu kararlar. Bunların aldığı kararlarla biz hangi para politikasının üzerimizde uygulanacağını görebiliyoruz. Ama Bitcoin, işte Emin Hoca'nın geliştirdiği Avalanche sistemi ve Avacoin ve bunun gibi başka coinler sayesinde her biri bize nasıl bir merkez bankası politikası, nasıl bir para politikası uygulayacaklarını ortaya koyacaklar ve biz de aralarından seçeceğiz. Benim biliyorsunuz görüşümü sınırlı olan para politikalarından yana görüşüm. Avacoin'de %90 ihtimalle bu şeyi sağlayacak gibi görünüyor. Tabii şimdi Avacoin hakkında
şu anda elimizde olan bilgilerle net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki işte 2020'nin ilk iki ayında dedi Emin Hoca. O döneme kadar, coin çıkana kadar tam olarak neler olacağını, bu mesela enflasyon oranının kaç olacağını, diğer konuları detaylıca öğrenmiş olacağız. Ama benim şurada vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi şu. Biz blockchain devrimi ve çok yüksek artış potansiyeli sahip olan coinler nasıl bulunur diye gerçek ekonomide bir 17. bölüm yapmıştık. Mayıs ayında yayınlamıştık. Burada işte detaylı bir şekilde anlatmıştık blockchain devrimi neler getirecek. Bundan sonra çok yüksek Bitcoin ilk dönemindeki gibi fiyat artışları sağlayacak coinler nasıl tespit edilebilir diye. Orada 50. dakikadan itibaren demiştik ki bu yeni bu kadar çok artış yapabilmesi mümkün olan coinler, para projeleri blockchain teknolojisini ya çok ölçeklendirebilir, yani üzerinde çok fazla işlem yapabilir hale getirmesi lazım, ya da kendileri yepyeni bir teknoloji ortaya koyması lazım ve yine bu ölçeklenebilirlik meselesine çare buluyor olmaları lazım. Hatta o zaman örnekler de vermiştik. Quark Chain vardı, işte Thunder Chain vardı, zannediyorum ismi öyleydi. Thunder Core vardı, pardon. Bu örnekleri de söylerken demiştik ki bunlar o coinlerdir demek değil. Ama bunun gibi coinler olmalı. İşte Ava'da, Ava Coin'de, Avalanche sistemi de bunun örneği olan projelerden bir tanesi. Bu tarz projeler çok önemli. Dikkate alınması lazım, izlenmesi lazım. Ava Coin hem başında olan, lider olan isim Türk olduğu için ayrıca dikkatle izlenmesi lazım. Bu bence yerli Türkiye'de üretilmiş bir coin'den bile daha iyi bir proje. Yani uluslararası platformda üretilebilen ve liderliğini Türk bir insanın yaptığı, Türkiye'de yetişmiş bir insanın yaptığı, öğreniminin ciddi bir kısmını Türkiye'de yapmış bir insanın yaptığı bir proje. Ava Coin çok potansiyel gösterebilecek bir coin projesi şu ana kadar ortaya koyduklarıyla. Tabii hepsi bunların denilen şeylerin ne kadarının yapılabileceğine bağlı. Yani Emin Hoca çok güzel şeyler anlatıyor. Bunların ne kadarı yapılabilecek? Proje hayata geçtiği zaman, mainnet'e geçtiği zaman bunların ne kadarını gerçekleştirmiş olacak? Bunlara bakacağız. Ve kesinlikle radarda olması gereken projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve ben de yakından incelemeye devam edeceğim. Önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Sembolü Ava olan bir başka coin var. Travala.com. CoinMarketCap'te de çıkıyor. Ama bu Emin Beylerin yürüttüğü Avalanche projesinin kripto parası olan Ava değil. O Ava, yani Emin Beylerin yürüttüğü Ava Coin projesi henüz çıkmadı. Borsalarda listelenmedi. Burada görünen Ava Coin başka bir proje. Bu Neo platformu üzerinde çalışıyor. Hiç alakası yok. O yüzden bir hataya düşmeyelim. Emin Bey'in de söylediği gibi Ava Coin 2020'nin başında, ilk iki ayında muhtemelen çıkacağını söyledi. Muhtemelen bu daha da gecikecektir. O açıdan yanlış bir harekette bulunmamakta fayda var. Zaten söylediğim gibi daha takip aşamasında olması gerekiyor. Yatırım kararı vermek için henüz bir sürü kriterin yerine gelmesi gerekiyor. Hatta her şey okey olsa bile ilk çıktığında bu tip coinler alınmalı mı? O da araştırılması gereken bir şey. Hep beraber göreceğiz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Normal videolardan daha uzun bir video oldu. Tabii özel bir röportaj olduğu için. Zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.